Birinci Dünya Müharibəsindən sonra Osmanlı Türkiyəsinin məğlub tərəf olmasından istifadə edən fransızlar işğal etdikləri Maraş bölgəsində erməni dövləti qurmaq xəyalına düşüblər. 15 sentyabr 1919-cu ildə əldə edilən razılaşmaya əsasən ingilislər Maraşdan çıxıb, onların yerinə fransız qüvvələri gəlib. 29-30 Ekim Antep tarafından gelen Fransız birlikleri yanlarında gelirken savaş taktiklerini en ince ayrıntısına kadar öğrettikleri lejyoner Ermeni birliklerini yanlarında getirdiler. 2000 Ermeni birlik resmi giren ama öbür taraftan en az bir 5000 kadar daha lejyoner Ermeni birlikleri vardı. Hedef netti. Maraş bölgesinde Türkleri katledecekler. Bir noktada günümüzün tabiriyle plebisit ilan edip, burada bir demografik gücü ele geçirdiklerini ilan edip bir Ermeni krallığı kurmaktı. Fransızların ve Ermenilerin həddini aşması yerli halkın narazılığına sebep olup, işgalçıların özbaşınalıqlarına etiraz eden Çakmakçı Səid ilk şehit olup. İşte bu olayı az ileride küçük bir dükkanda süt satarak geçimini sağlayan sütçü imam görür ve tabancasını çekerek Fransızlara karşı ilk kurşunu sıkar. Bu olay Anadolu'daki kurtuluş mücadelesiyle beraber dünyada Fransız generallerine, Fransız üniforması giymiş askerlere karşı sıkılmış ilk kurşundur. Bu yüzden de Fransızlar Türklerden nefret eder. Derler ki biz Cezayir'de, Tunus'ta, Fas'ta istediğimizi yaptık, Afrika'da istediğimizi yaptık. Suriye'de istediğimizi yaptık ama Maraş'ın adamı bize kurşun sıktı, üniformamıza kurşun sıktı. Bizim şerefimizi, onurumuzu iki paralık etti derler. Aslında Fransızlar onuru şerefi o iki paralık olan Ermenilere nüfus anlamında güç olmamalarına rağmen en güzel konaklara, en güzel arazilere sahip olan Ermenilere, burada kardeş kardeşe yaşarken bizi sırtımızdan vuran Ermenilere karşı onlara destek vererek böyle bir ihanet içerisinde bulunmuşlardı. Fransız-Ermeni desteleri bölgede esir soygırımı hayata geçirirler. Tiyekloğlu Kadir katliamı, onunla başlayan katliam çevre köylerde de hızlıca yayıldı. Hemen şehrin batısında bulunan Fındıcak'ta bir gecede 4000 Müslümanı katlettiler. Ermeni çeteleri ve Fransız askeri birlikleri. Yine Zeytun'da, onlar için orası bir prenslik olacaktı, başkent olacaktı. Zeytun'da, ben söylemiyorum, Ermenilerin kendi liderlerinin ifadesi, Zeytun isyanında 20 bin Müslümanı katlettik demişlerdi. Yine Maraş olaylarında da 2000'den fazla Müslümanı Zeytun'da katlettiler. Nihayet 22 yanvar 1920. ilde Maraşlılar işgalçılara karşı halledici mübarizaya kalkırlar. Benim büyük dedem Mustafa Kahya, öbür taraftan Aslan Bey, Zulkadiroğlu Süleyman Bey gibi yiğit kahramanlar 22 gün 22 gece Maraş'ta destan yazdılar. Ve 12 Şubat 1920'nin sabahına kalede bayrağımız özgür bir halk olarak, bağımsız bir millet olarak tarihten gelen, geçmişten gelen o bağımsızlığımızı, gururunu, onun şerefini yaşama hakkını elde ettik. Maraş'ın Fransız ve Ermeni düşmanlardan azad edilmesine göre 1973. ilde Türkiye Parlamenti şehrin adının Kahraman Maraş olmasına karar verip, Yalçın Tahiroğlu, Humay Vəliyev, Azerbaycan Televiziyasının Türkiye Bürosu, Kahraman Maraş.